öyle başlıyor. Kader Risalesi hali ve vicdanidir diyor. Kader Risalesinde ve Risale-i Nur'da ekseriyeti mutlaka ile diyor sunat şey ilhamen yazılmıştır diyor. Eski eserler sunat. Sonra yeni Said diyor, eski Said'i tahsiye etti diyor. Şimdi dolayısıyla ne anlatacağım? Kader Risalesi hali ve vicdanidir diyor. Senin sokaktaki konuştuğun hal değil o. Halet değil. Kaç ders yaptık ona ait? 4 veya 5 değil mi? Ondan sonra bugün baktım böyle o kadar nakıs olmuş ki. İşte bugün fırıl fırıl dönüyordum yani. 6 kat inip çıktım belki de kaç defa. İnip çıktım böyle. Binadan inip çıkarken böyle. Sanki yemek hazmediliyor gibi. Onun için siyah giymiştim. Hemen bilmiyorum. Şimdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bu ders en çok beni yerden yere vuran, öz eleştiri olan bir yerdir. Beni öz eleştiri yapacağım. Dersini almak isteyen alır. Hak yaşasın yeter. Değerler hiç önemli değil. Dolayısıyla belki bize bakıp da bizim yanlışımızla taklit edenler var. Vardır mutlaka. Hem o kendisini düzeltsin hem de biz de yer yer böyle kendimizi Risale'den kendimizi öz eleştiri adına yaptırıcı ve yapılandırıcı bir derstir. Barla 269. Layık okunmasa kimse kusurunu görmez. Hiç kimse sözleri okuyarak kimse kusurunu görmez. Mektubat okuyarak kusurunu görmez, eksikliğini görür. Anlıyor musunuz? Mesela diyelim ki kaderiyi anlamadım. Kader Risalesini, 26. söz değil mi? Veya Miracı ben iyi anlamamıştım. Okursan eksikliğini anlarsın. Her okudukça. Ama asla sözleri okuyarak kusurunu anlamazsın. Laika okumayanların istisnasız hemen mühürü vurun. Kusurunu göremez. Görme şansı yoktur. Şimdi mümkün değil. Okuyacağım şimdi. Bak şimdi ben burayı okumasam barla. 269. Bu mektubun başı barla 319'da. 26. mektubun ikinci mefasının ahiridir. Benimle görüşen veya görüşmek arzu eden dostlara bir dusturdur ki uzakta bulunan bir kısım kardeşlere yazılmıştır. Benimle görüşmek arzusunu hissettim. Bak, benimle görüşmek arzusunu hissettim diyor ustad karşıya. Hulusi abi diyor. Kardeşlerim, benimle görüşmek iki cihetle olur. Ya dünya cihetiyle yani hayat içtimai insan itibariyledir. İnsani bir özellikle. Şu cihetteki kapıyı kapamışım. Bir de bunu şey diyor, maddi hastalıkları tedavi için dua istiyorlar. Ona da kızıyor bu lafı diyor. Onu Emirdağ'ın da söylüyor, görüşmek isteyenlere. Yani ben diyor yılanların, canavarların, timsahların hücumuna karşı çare arıyorum. İnsanları onlardan kurtarmaya çalışıyorum. Siz beni diyor sineklerin ısırmasına karşı çare almaya çıkıyorsunuz diyor. Hatırlarsınız. Dolayısıyla böyle yok şuram ağrıyor. Yok kendimi kötü hissediyorum. Okunmam lazım. Bilmem ne lazım. Bunlar
Sineğin ısırması gibidir. Çünkü biz diyor imansızlığa karşı çare arıyoruz. İmansızlığa düşen veya kafasına bin bir parça olmuş insanlara Risale-i imani ve itikadi dersler tespit ediliyor Kur'an'dan diyor. Siz beni bedensel yok gözüm görmüyor, yok şuram ağrıyor, uykum yok, yok tuvalete gidemiyorum bilmem ne. Yok işte kendimi kötü hissediyorum, beni cinler şey yaptı. Öyle basit basit şeylerle, basit çünkü. İmam-ı Şafii Hazretleri çok güzel demiş buna ait. Demiş ki, kendisini hak ile meşgul edemeyenler, batıl onları işgal eder. Kendilerini hak ile meşgul edemeyenler, onları batıl işgal eder. Bu manada bir şey var. Biz hani devamlı deriz ya, ne düşünüyorsan olsun işte neyse. Ben diyor bu cihette kapıyı kapamışım. Bak ne yapıyor bize bak. Veya hayat-ı uhreviye ve hayat-ı maneviye cihetiyledir. İki şekilde ustapta görüşülür. Dolayısıyla hepimiz öyleyiz. Bir dünya cihetiyle. Ne var ne yok. Tamam akrabalıktır. Tamam. İşte abi burnum akıyor. Gözüm ağrıyor. Kafam şey yapıyor. Bu kapıyı kapatmak lazım. Doktor diyoruz ya her şey, herkes işini yapsın. Çapa'ya gideceksin, Cerrahpaşa'ya gideceksin, ne bileyim, Haseki'ye gideceksin, Samatya'ya gideceksin, hastaneye gideceksin. Veya hayat-ı uhreviye diyor, ikinci cihet ve hayat-ı maneviye cihetiyledir. Başka şık var mı? Benimle görüşmek, A şıkkı, dünya cihetiyle, iki, ahiret itibariyle. Bu ahiret itibariyle de ikiye ayrılıyor. O da iki vecihlidir. Mesela ahiret, uhrevi, ahiret alemleri hakkında soruları var. Yani kabirde azap var mı? Kabirde nasıl olacak? Tamam mı? Bu nasıl olacak yani? Ahiretin dirilmesi, haşirin dirilmesi, haşirde insan nasıl dirilecek? Bu uhrevidir. Şey ise hayat-ı manevi yani içsel alem, ruhsal. Yani ben nasıl ne yapmam lazım ruhu kontrol etmek için? O duygularımı nasıl kontrol etmem lazım? Dimağıma nasıl hakim olmam lazım? Buna şey deniyor, hayat-ı maneviye. Yani maddi, bedensel değil. Yani bir özel ruhsal iç donanımlarını, dinamiklerine sahiplenmek. Yani onları kontrol altına almak. İkincisi işte hayat uhreviye ise ahirete taalluk eden mevzular. Bu da diyor iki cihettedir. Biri şahsıma haddimden fazla hüsnü zannedip şahsımdan bir istifade-i maneviye niyet etmektir. Bu da iki cihetledir. Hani İki ne dedim? Şahsımdan bir istifade-i maneviye niyet etmektir. Tamam. Nusa farklılığı olabiliyor. Bu usta çok büyük adamdır. Çok uçuyor, kaçıyor. Bu cihette ondan yardım istiyoruz. Yani bu biliyor bu işi diye. Şu vecih de kabul etmem. Uçuyor, kaçıyor. Tamam, şöyle büyük adamdır. Ustadın şahsını büyük görerek yana gitmek yani. Çünkü ben Kur'an-ı Hakim'in sırf bir hizmetkarıyım. İnsan haddini bilmesi adına bak ne dedi. Biz, kendisi böyleyse ben neyim? Çünkü ben Kur'an-ı Hakim'in sırf bir hizmetkarıyım. Burayı dinleyin, burayı. Çok önemli şurası. O mukaddes dükkanın bir dellalıyım. Tezgahtarıyım yani. Tamam mı? Haddimizi bilmek... Dükkan bize ait değil. Dükkan bizim değil. O çok önemli de onun için dedim. Dükkan senin değil kardeşim. Dükkanda çalışıyorsun, oradaki çalışırken yaptığın, kimisi temizlik yapar, kimisi dükkan başka işlerini yapar, kimisi de dellal, tezgahtar. Yani dükkan bizim değil, sahibi değiliz, mal da bizim değil. Biz yalnız altın 10 lira, altın 10 lira, altın 10 lira diye varmışız. İçeride alışverişi başkası yapıyor. Ben tezgahtarım, haddimi bilmem lazım.
haddimi. Yani haddimden geçip de müellifi yerine kendimi koyup onun yerine koyup da konuşmamak, karar vermemek lazım bunun hakkında. Çünkü mal benim değil. Mal benim değil. Şer'an şöyle diyeyim. Benim telefonumu çaldınız. Gittiniz Kur'an doldurdunuz ve hizmet ediyorsunuz. Hizmet olur mu? Çalınan malla? He? Haram olur. Peki insanlara diyorsun ki ben şu parayı ver bana. Bu şey için kullanacağım dediğin halde o şey için kullanmasan Kabe bile yapamazsın biliyor musun? Bak bir misal vereyim hukuktan. Bir diyor camiye İslam hukukunda biraz meşgulüm ya fıkıh hukuk böyle. İslam hukukunda bir diyor mushaf Kur'an-ı Kerim camiye hibe edilse. Tamam? Hibe edildi, bağışlandı. Cami diyor, hani böyle geçiyor. Cami tadilat niyetiyle yıkılsa bu kitaplar ne olacak? O diyor verilen heyet, caminin heyeti onaylamadıkça, razı görmedikçe bu Kur'an niye burada böyle depoda kalsın? Bir depoya koyacaklar tabii. O cami olunca tekrar dizecekler. Caminin heyeti diyor, o mushafı başka camide işlev yapsın, iş yapsın, okunsun diye bir tanesi usta heyete danışmadan, oranın ehli, manevi sorumlusunda şey yapmadan ne olacak canım bu camide bu camidir, o camide camidir. Kur'an alıp götüremez. Götüremez çünkü bağışlayan o camiye bağışlamış. Anlıyor musunuz? Ama heyeti aliye, İslam'da çok önemli, kadi, o beldenin kadisi heyetiyle karar verir. Aynı ha İslam hukuk, o kadar detay. İşte İslam niçin büyüktür? En küçük şeyleri hükmettiği için büyüktür. Bu cümle benim değildir. Ama ben söyledim. Bir yerde aramayın. Mezarlığa bakarken, mezar... İnsan inerken hiç alakasız bir şey. Mezara bakıyordum. Amcamın hanımı iniyordu aşağıya. Böyle daldım belki bir şey nasıl durumu diye falan çok severdim. Yeni yani. O anda duydum yani. İslamiyet niye büyüktür? Allah Allah ne alakası var ya mezara bakıyorum. Başka bir tanesi cevap veriyor. En küçüğü hikmettiği için büyüktür. Şimdi o camideki mushafı kadi ve o heyet karar vermeden o camidekini oraya alamazsınız. O da cami. O da, bakın dikkat edin. Kur'an başka maksatla kullanılmıyor. Kur'an okumak içindir. Burada okunmasın da orada. Hayır olmaz burası için denmiş. Şimdi düşünün emanet alanları. Emanet alanları düşünün. Munafığın kaç tane alameti vardı? Ha? Üç alameti vardı. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Başka? Söz verdiği zaman yerine getirmez. Emanete ihanet eder. Abi sen emanet diyor. Şeriat böyle diyor. Hatta kim uyarsa uysun. Rahmetli babam da buna uyarsa. Münafıklık alametidir. Sıfatı budur. 10 tane sıfat cem olursa o olur. Sıfatla mevsuf olmaz. Münafıklık alameti münafık yapmaz ama 10 tane şey sıfat hemen direkt münafık yapar. Şimdi bu emanet sana bu mushaf orada canım orada da Kur'an ne fay? Yapamazsın. Mal sahibi böyle diyor. Ustadın mal ustadın mıdır? Bu böyle istiyorum diyor. Böyle olacak. Böyle olacak. Tamam sen onu başka maksatta kullanamazsın. Yani kendine siper yapamazsın diyor. Maddi menfaatta kullanamazsın diyor. İçerisine tasarruf edemezsin. Mal sahibi öyle. Sen benim abi daha güzel hizmet içe. Hizmet yok orada. Hesimet var. Hainlik var orada. Niye? Ya bu telefonumu çaldın anlamıyor musunuz? Bu telefonumu çaldın. Kur'an yükledin ve Kur'an hizmet ediyorsun millete. Kur'an yazıyor. Bu hizmet olur mu? Benim razım değilim. Telefonumu çaldınız. Telefonumu çaldın. Ondan sonra bunlar Kur'an hizmet ediyorsun.
Bir de ki din kisvesi altında. İşte diyor ki ben mukaddes dükkanın delalıyım diyor. Mukaddes dükkanın delalı. İyi şey yapın şimdi. Beni öz eleştiri yapan, beni yerden yere vuran cümle burası. Şahsi dükkanımdaki perişan, ehemmiyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım ve çıkarmak istemiyorum. Niye üstadım sen büyük adamsın? Ben senelerce dershanede vakıfım, okumuşum, büyük adamım. Büyük değil, büyük adamım. Tamam, büyük adamım. Ben çıkartabilirim. Kafamı kaldırdığım zaman ben böyle ver yansın izah yapabilirim. Ustad diyor ki, ben diyor Risale-i Nur'u ders yaparken şahsi dükkanımdaki perişan, emniyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım. Çıkarmak istemiyorum. Çünkü sen cimrisin ustadım, ondan mı? Hayır diyor. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in kutsi elmaslarının kıymetlerine şüphe iras etmemek için perişan ve şahsi dükkanımda bulunan kırık cam parçalarını satsam hakiki saraf olmayan müşteriler dellallık vaktinde elimde gördükleri elmaslara da şişe nazarıyla bakabilirler. Zihinlerine bir iltibas, bir şüphe gelir. Onun için şahsi dükkanımı katiyen kapamışım. Hasan açık ama. Şahsi dükkanımı katiyen kapamışım. Bana o mukaddes dükkanın hizmetkarlığı yeter. Müflis bir hizmetkar olsam daha hoşuma gidiyor. Adama ağır geliyor yani şimdi. Bu. Darlatıyor yani. Hakikaten darlatıyor. Mübalağa etmiyor. Ben tiyatro oynamıyorum. Allah'tan başka kimsenin bir şeysini beklemiyorum. Olsaydı ben şimdi başka yerlerde olurdum. Yani öyle hiç mi? Bunu yapmam ben bu dersi. İzahlı ders yapan adam bunu yapamaz. Yapmaz. Niye yapayım? Beni vuruyor. Öyle değil mi? Usta diyor ki ben çıkartmam. Niye çıkartmıyorsun ustadım? Niye izah etmiyorsun? Şahsi dükkanımı perişan, emniyetli şeyleri satışa çıkarmayacağım ve çıkarmak istemiyorum. Çünkü sen cimri misin ustadım? Niye çıkartmıyorsun? Çünkü Kur'an-ı Hakim'in kutsi elmaslarının kıymetlerine şüphe iras etmemek için perişan ve şahsi dükkanımda bulunan kırık cam parçalarını satsam, hakiki saraf olmayan müşteriler dellallık vaktinde elimde gördükleri elmaslara da şişe nazarıyla bakabilirler. Zihinlerine bir iltibas, bir şüphe gelir. Onun için şahsı dükkanımı katiyen kapamışım. Bana o mukaddes dükkanın hizmetkarlığı yeter. Müflis bir hizmetkar olsam daha hoşuma gidiyor. Niye? Ben mesela ders yapıyorum. Tamam, şimdi dinliyorlar. Siz ehlisiniz biraz da. Benim konuştuklarımla metni veya risalede geçen o manayı, benim konuştuklarımla risalede hakikaten o manada mana geçiyor. Ayırt ediyorsunuz. Ama bu dersi dinleyenler, yeniler var. Külliyata vukufiyeti olmayan var. Şimdi ben kitaptaki manayı hakikaten naklediyorum. Bu caiz. Risale-i Nur'u bir mana nakletmek caiz. Tamam. Şöyle. 36. sayfada, mektubatta böyle diyor bil mana. Tamam. Şimdi kitap okuyanlar bakar dinler asanı. Ha tamam. İşte şurada bir yamukluk yaptı ama falan. Şu kelime pek uygun değil ama hoş değil ama. Evet evet bu mana geçiyor. Var var. Peki bilmeyen adam anlar mı? Orada böyle geçtin anlamaz. Ha, benim bu konuştuklarımla, bir mana naklettiklerimle, kendi tefekkürüm, kendi tespitim, kendi hazlarımla beraber anlatsam, bu Hasan'ın hazıdır, tespitidir, bu bir manadır. Nasıl tefrik edecek? Aynı zannedecek, Risale'nden zannedecek. Ve Risale'de zannedince, peki belki de onun ruhuna hiç uygun gelmedi. Çok samimiyetle söylüyorum, Risale'de geçiyor, söyleyeceğim. Ben bir şey söyledim. Okuyacağım zaten 138. Barla da geçiyor. Şimdi Barla'yı anlatayım. Ben bir şey söyledim. Sizin ruhunuza isabet etmediyse ya olmaması lazım ya böyle bir şey. Abi Risale'de bu manada geçiyor diye ben bir şey anlatsam sizi rahatsız etse adınız gibi inanın ki öyle geçmiyor. Çünkü fıtrat itmez Risale-i Nur'u. O benim karışmış. Ona ait hemen yer okuyayım bak. Canım benim. Bu Risale-i Nur bambaşka. Öz eleştiri de yapacaksın kafana da böyle çakacak. Beni kim terbiye edecek?
Aa yok Rüştü abi eskide kafama vururdu. Çakardı. E şimdi kim bana şey yapacak? İşte bu. Bak şimdi. Ona ait yer okuyorum. 138 bak bağırla. Bak bir daha söylüyorum neyi okuyacağım? Ben bir şey söyledim hak namına. Bu haktır, doğrudur ama damarınıza dokundu. Bilin ki hissiyatım karışmış. Ve Risale-i Nur o manada değil. Ona delil okuyorum bak. Bir daha bir şey. Fıtrat bulduksa da şey yapabilirim. Ha tamam o da şey. Ama fıtrat fıtrat olmalı tabii. Yamuk adam der ki aa Allah'ın ispatına da bile öyle de. Ondan bahsetmiyoruz. Laikayı kim okuyoruz? Yeni bir adama okunmaz bu. Yeni gelmiş bir adam okunur. Şimdi yeni gelmiş, yeni olan bir adam Nur derse siteden de bunu tıklamaması lazım. Veya tavsiye etmemi. Bu hizmet edenlere bahsediyoruz. Bu laika hizmet edenler. Yani yeni gelenlere küllat okumayana Kastamonu vermiyoruz ki. Değil mi? Asa-i Musa'yı veriyoruz. Gençlik Rehberi veriyoruz. Ben ilk hayatımda ilk okuduğum kitap Meyve Risalesi'ni veriyorum mesela. Canım. Gençlik Rehberi, Küçük Sözler, Meyve Risalesi, Asa-i Musa, El-Ücret-ü Zehra değil mi? Ondan sonra Sözler, Mektubat vesaire veriyoruz. En son yani bunlar. Biz bunu hizmet ehillerini konuşuyorum. Yani ey hizmet ehli ben başta. Sen bir şey söyleyip de adamlara aksul amel yapmışsa, rahatsız etmişsen bil ki ya onlar kafası çalışmıyor ya. Bir şey bildikleri yok. Ondan rahatsız oluyor. Hayır. Bendendir. Benden. Ben şey ha Furkan dedi ki ya fıtratları bozuksa onlar da istisna. Fıtratları bozuksa ustad şöyle misal veriyor. 24. sözde veriyor. Gözünde hasta olanlara güneşi şey der diyor. Işık yoktur der diyor. Yani güneşi inkar eder. Şöyle diyor. Gözünde hasta olanlar güneşi inkar eder. Dilinden hasta olanlar diyor. Dilinden hasta. Yemeği acı der diyor. Öyle mi? Hatırladınız. Yani 24. sözde geçiyor. Dilinde rahatsız olanlar diyor. Yemeği acı der. Huffaş olanlar. Huffaş diye geçiyor. Yarasa tabiatlı. Kör insanlar. Güneşi inkar ederler diyor. Yarasa güneşi inkar eder. Ha, o hariç ama biz şeyimiz, şimdi ben okuyorum o, yani fıtratınıza dokunmuşsa bilin ki benim şeyim karıştı. Buna örnek delilimi söylüyorum. Biliniz ki, yukarıdan alayım, yani cümleyi alacaktım uzatmayayım ama olsun. Biliniz kardeşlerim ve ders arkadaşlarım, bak şu cümleye bakın. Biliniz kardeşlerim ve ders arkadaşlarım. Benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleyiniz mesrur olacağım. Ben bunu okuyorum ha. Bunu ispat bana yapmayın. Benim hatamı bana söylemeyeceksiniz. Ağır gelir. Bu ustad diyor. Ben naklediyorum. Ben burada seslendiriyorum diye bana yapmayın bunu. Tamam. Ustad öyle diyor değil mi? Beni beğenenleri beğenmiyorum diyor. Ben kendimi beğenmiyorum diyor. Beni beğenenleri de beğenmiyorum diyor. Ama ben ise, tevazu olsun onu yüceltmek için demiyorum. Evet, beğenmediğim tarafım da var. Ama ekseriyeti mutlaka ile kendimi fazla beğenir. Beni beğenmeyenleri, Risale-i Nur'da bu hata yaptım. Bak burada böyle diyorsam da memnun oluyorum. Orada küfran-ı nimet yapmayacağım. Bak şurada böyle dedin ama küllata şöyle geçiyor. Ondan memnun oluyor. Ama kafayı kaldırıp yorumla yapanlardan tenkitlerine hiç memnun olmuyorum. Bu doğruyu doğru. Yani neyse. Şimdi bir de okuyorum. Harika. Bugün öz eleştiri dersi ya. Bugün çakacak bana dedim. Ben yukarıda baktım olan yapayım mı yapmayayım mı yapacaksın. Biliniz kardeşlerim ve ders arkadaşlarım. Benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söyleyiniz. Mesrur olacağım. Serbestçe ustada diyebiliriz. Ama biz şöyle yapacağız. Burada uygulayalım. Paldır küldür burada girmeyeceksin. Abi orada hata yaptı falan değil de usulüne göre bu masadan çıktıktan sonra tamam mı? Milletin nazarına çıktıktan sonra tamam iyi falan bakarız. Kenar köşede ama bu böyle demiyor. Hatta başıma vursanız Allah razı olsun diyeceğim. Allah için doğru söylediğine delil ne biliyor musunuz? Benimce. Bu sözün ustadın ruhuma iyi geliyor. İtmiyor ruhum bu sözü. O zaman Allah için demiş. İhlaslı söz böyle olur. Allah razı olsun diyeceğim. Hakkın hatırı
Bak, hakkın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Nefsi emmarenin enaniyeti hesabına hakkın hatırı olan bilmediğim bir hakikati müdafaa değil. Bir daha söyleyeyim. Hakkın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Ölçüm. Allah Allah. Nefsi emmarenin enaniyeti hesabına hakkın hatırı olan bilmediğim bir hakikati müdafaa değil. Allah ala resi vel ayn kabul ederim. Baş göz üstüne koyarım. Biliniz ki esas okumak istediğim yer şurası. Biliniz ki şu zamanda şu vazife-i imaniye çok mühimdir. Vazife-i imaniye. Kainatta en büyük meşguliyet imana hizmettir. Benim gibi zayıf, fikri çok cihetlerle inkısam etmiş bir biçareye yükletmemeli. Elden geldiği kadar yardım etmeli. O zaman birbirimizle de öyle yapacağız. Birbirimize yardım edeceğiz. Ben bu dersi seslendireceğim. Furkan bunu ufaltacak. Ötekisi yayına koyacak. Ötekisi ücretini verecek sitenin. Bilmem ne. Ötekisi bu kitabı alacak. Okay'ın değil mi? Okay, hep kitap deyince Okay hatırıma geliyor. Yunanistan'da değil mi? Evet. Uçan kuşlara bile kitap veriyor. Öyle mi değil mi? Aynen öyle. Çok tuhaf. Ve öyle paldır küldür de değil. İstediği adama istediği gibi tanışmayı yapabiliyor değil mi? Ve detayına da iniyor yani. İdiyor, iniyor. Tabii arkasında yazıyor, çiziyor. Şu derse girin, şuradan istifade, şunu yapın. Vesaire. Kitabı verirken kitabın arkasına da yazıyor. Nur dersine de girin, bundan istifade edersin. Bak burası, bu Nur, Risale-i Nur'un tamamın değildir. Bu kitap onun bir parçasıdır. Arkasına da kurşun kalemle yazıyor verdiği evet. Küçük kitabın. Yani sadece uzatıp da gitmiyor yani. Öyle bir şey yok. Gerekirse yarım saat, bir saat. Bir saat anlatıyor. Tabii, şahidim yani. Bir de Yunanistan'da ha. Ben yaptığını anlatayım. Yunanistan'da, Avrupa'da kornaya basmak yok. O çok yerde kullanıyorum. Yanlışım ise düzelt. Bizzatı burada. Nakletmiyorum burada. Bana dedi de çok etkilendim. Hevallahi çok etkilendim. Şimdi arabayı yanaştıracak. Öyle mi? Şimdi yola girdik. He. Yola girerken gayet yani ben kornaya bastım. Farklı değil tabii. O dışarıda mı? Tabii. Kadın dışarıda yani. Araba değil yani. Yok yok. Okay. Okay. Arabada beraberiz. Okay. He. Tabii ben arabayı bırakıp dershaneye çıkacağım. Baktım yerde bir bayan. Kornaya bastın yani. Kornaya bastığım için ben Okay'a demiş ya, kornaya niye bastın? Ben çok korktum, ürktüm yani. Okay'a demiş. Okay'a. Yunanistan'da. Yunanistan'da. Tabii bu Okay'a... Kadın hiddet için, tenkit için, eleştiri için niye kornaya bastınız diyor. Niye kornaya bastınız diye. Diye kadına. Evet. Okay ondan sonra tabii bir muhabbet, işte farkındayız, gayret yar oldu vesaire. Tanışıyor, Türkçe konuşuyor. Türkçe konuşurken... Tabi davayı anlatıyor. Davayı anlattıktan sonra Türkiye'de okuduğunu anlıyor. Türkiye'de okuduğunu anladığı zaman da... Kadı kız Türkiye'de mi okuyormuş? Tabii çünkü Türk dilini okuyormuş kız. Ondan dolayı bir adres verdi. Hatta evine de davet edildi. Eşiyle tanışacağım dedi. Yani bir hizmet oldu. Kadının dünyasında mesela haşir bahsini bahsetti. O anda yani, ayaküstü. Tabii. Haşir risale. Tabii ölüme inanıyor musunuz? İşte var mı yok mu? Gülen de işte kış olur, yar bahar olur. Mesela ya kardeşim ben yukarıya çıktım. Tekrar şimdi acaba dedim okuyayım bir şey mi oldu dedim ben. Başına bir şey mi geldi? Baktım hala devam ediyor. Ya çekilin yanına gitmeye. Şimdi düşünün tenkit için ben onu anlatmaya evet. Çalışıyorum. Bir şey tanışma değil mi? Yani herkes tanışıyor da bu tanışma. Tenkit ediyor kız. Tenkit edinin tekintini alıyor. Onu bloke ediyor. Tenkiti unutuyorlar. Haşire giriyor ve davayı anlatıyor. Aynen. Yani tenkit için olan bir hadiseyi. Ya, orayı kaçırmamanız gerekiyor. Sinirlerini aldı. Sinirlerden sonra da ilacını verdi. Ha sinirini alıyor. Ya, bu olur mu böyle? Kornaya niye basıyorsunuz diyor. Arabayla geçer. Ben rahatsız oldum diye durup tenkidini yapıyor kız. Evet. Ve ondan sonra arabadan iniyor. Bununla tanışıyor. Sinirini alıyor. Havasını davayı anlatıyor. İstanbul'a davet ediyor evet. Bizim. Ve dost oluyor. Türkçe biliyor ve dersini ver. Nurdersi.com ibaresine düşüyor. Belki de şu anda takip ediyor seni. Yani. Belki şu anda dersi dinleyecek yani bilemeyiz ya. Bunu da değil mi? Allah Allah. Sana böyle. Güzel bir tebliğ yöntemi abi. Maruz olan bir insan için sinirini almak çok zor. Yani zor, yani şey demek istiyorum. Şimdi birimiz, niçin dedi? Birbirimize yardım edeceğiz diye. Herkes öyle olamaz. Ama kimisi de basacak, kimisi de o parayla alıp onun eline verecek. Ya şimdi ben seni tenkit etsem, sen bir kere alırsın,
Çakarsın bir tane yani misal de. Doğru söylüyor. Şimdi sinir alıp da böyle sinirle alıp ondan sonra sana davayı anlatmak farklı bir şey ya. Yani. O kaya mahsus. Abi o kaya hakikaten Allah razı olsun, Mehmet'in razı olsun. Ya ben onu diyorum zaten. 10 tane o kaya gibi adam olsa biz Yunanistan'ı fethederiz. Fesubhanallah. O kaya gibi kapsamlı 10 tane adam olsa Yunanistan fethedilir yani. Yunanistan hizmetlerimize çok iyiyiz yani hamdolsun, şükürler olsun. Bir de okuyayım. Biliniz şu zamanda şu vazife imane çok mühimdir. Benim gibi zayıf, fikri çok cihetlerle inkısam etmiş bir çareye yükletmemeli. Elden geldiği kadar yardım etmeli. Evet, mücmel ve mutlak hakayık biz zahiri vesile olup çıkıyor. İyi dinleyin bundan sonra. Tanzim ve tasfiye, tasvir ise kıymetdar, muktedir ders arkadaşlarıma aittir. Heh, bak şimdi, damara dokunup dokunmayınca ne diyecek? Bazen onlara vekaleten tafsilata, tanzimata girişiyorum, noksan kalıyor. Noksan oluyor. Ustad. Peki ustad tanzime şeye girecek, tanzim ve tafsilata giriyor. Ustad yapıyor, noksan oluyor. Ben yapıyorum, iyi olacak. Yani külliyattan çıkma diyor. Külliyattan çıkınca bak, ben diyor ders yaparken veya damarınıza dokundu. Ben ustadane bir terbiye var, yapmayın demiyor. Şunları yapın ama diyor. Sizin vazifen. Ama aynı o dediğim şeyleri ben yapıyorum, eksik oluyor. Nokta koyuyor. Bir nokta koyuyor. Hasan ne diyecek? Ustad yaptığı bir şey eksik oluyorsa ben onu yapıp iyi olur diyebilir mi? Diyor ki bazen onlara vekaleten tafsilata, tanzimata girişiyorum. Noksan oluyor. Noksan kalıyor yani. Tafsilata ben giriyorum. Abi tafsilata gireceğiz ki iyi olsun. Ustad girmiş olmamış. Ben gireceğim iyi olacak. Oldu mu? Olmadı yani. Damarınıza dokunmuşsa olmuyor işte ya bu. Usta burada tafsilatla arkadaşıyım diyor sana. Yani kendi düşüncesinde... Kendi mi? Özel birikimlerini, risalelerini mesela diyelim ki şu şekilde nakledebilir. Bak. Diyelim ki bir yer okuyorsun. Tamam mı? Bir yer okuyorsun. Onun açılması gerekiyor o mevzunun. Nerede? Sözler 406'da. Birincisi, birinci yöntem açıp okumak. Orayı. Eğer konu uzarsa, yani bir şey yapıyorsan, hiç orayı sayfayı da demeden veya dersen de olur. Bil mana, hadisi bil mana caiz olduğu gibi, orayı hakim olan, ders şu hakim olan zat, oraya atıf yapabiliyorsa, orasını biliyordur. Tamam mı? Orayı bil mana kafasında var. Kendi uslubuyla, ifadesiyle bil mana şöyle geçiyor demeli, diyebilir hakkı var. Bil mana risan böyle geçiyor. Tamam? Bil mana deyince adam karşıdaki diyor ki yuvarlak bu tam metni değil. Mesela Allah Resulü'nün anlatıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü şöyle bir hadisi var. Yanlış bu. Çünkü metni biliyor musun? Belki başka şekilde kullandı. Evet. Ha, o caiz değil, şöyle caiz. Ya şu manada bil mana, yani şu mevzuda bil mana da şöyle bir hadis var. Bil mana. Çünkü lemalarda da ustad bil mana kullanıyor. Mesela diyor ki Yunus Aleyhisselam'a Rabbehu inni meseniye durru ve ente erhamur rahimin. O Rabbine nida ettiği zaman biz diyor Rabbi inni meseniye durru, Rabbim diyeceğiz diyor. Tamam mı? Yani o Rabbine nida ettiği yeri Rabbim diye nida etmeyi söylüyor. Dikkat ederseniz. Tafsilata değiniyor. Yani sen demişsin Kastamonu'yla ilgili de tafsilat yani. Tafsilat. Ha. Kastamonu'da Ela şöyle diyor. Oraya şey yapayım. Kastamonu'da şerh ve izah sizin vazifenizdir diyor. Sadeleştirme değil. Sadeleşme ayrı bir şeydir. O tahriptir. Şerh ve izah şudur. Mesela diyelim ki haşir hakkında kendisi söylüyor. Yani 56 söylüyor. 56 Kastamonu'da. Mesela kendisi örnek veriyor. 146'da da veriyor Kastamonu örnek. Diyor ki haşır hakkında şu kitabın şuradan şuraya kadar, şu kitabın şuradan şuraya kadar şu kadarsını, şu kadar alın ve dizin diyor. Mükemmel bir şerh ve izah olabilir diyor. Buna ait bir uygulamalı bir örnek vereyim. Asay-ı Musa toplama adır ustadın. Külliyatın içinde olan müstakil bir kitap değildir. Yani müstakil kitap iken yani mevzuları külliyattan toplanmıştır.
Ayakları mı? Külliyattır. Mesela hizmet rehberi külliyattan toplanmıştır. Gençlik rehberi külliyattan toplanmıştır. Küçük sözler külliyattan toplanmıştır. Değil mi? Meyve Risalesi zaten bir parçadır. Ama toplama değil Meyve Risalesi. Bir yerdir. Ama gençlik rehberi toplamadır. Oradan, o kitaptan, bu kitaptan, mektubattan, şualardan, Kastamonu'dan, şuradan, buradan toplamadır. Ha, bu nedir? Şerh ve izahtır. Şerh ve izah haricinde bir şey yazsa diyor, soğuk bir muaraza, nakıs bir taklitçilik hükmüne geçer diyor. 426 mektubatta. Şerh ve izah nedir? Anlattım işte. İşte istersen o cümleyi de şey yapayım. Bak, ip de oradaymış. Burada lise 147'de, burada lise mektebine tesirli bir nur girdi. Yani lisede öğretmenler, lise çocuklarına ders yapacak kişiler ne yapması lazım? Bu şeye kulak vermesi lazım. O da, bak, 32. sözün birinci mevkıfı. 32. sözün birinci mevkıfı ne anlatıyor? 32. sözün, 32, 30 değil. 32. sözün birinci mevkıfı. İrfan. Muhabbet kaçıncı şey daha? Üç mi? Üçüncü mevkıf muhabbet de. Muhabbet. Birinci mevkıf. Yazık. Kimseler yok. Ne bakacak? Dev vakıflar. Vakıflar nerede? Hakatamonlar nerede? Meşguliyetler aslında. Öyle mi? Aşağıda mı? Tamam. Demek ki sizin ve benim gibi uyduruk adamlara kalmış bu iş. Siz de öyle, ben de öyle. Nasıl bilmezsiniz? He? 32. sözün o zerre vardı ya, bir zerreyi koyduk karşısına. Her tarafta böyle itiraz ediyor, karşısına çıkıyor değil mi? İşte ben çıkalım he? Evet abi. Ya maalesef. 2. Birinci mevkıfı bu. 30. lemanın ismi, ad ve hakem nükteleri. Getir onu da bilgisayara, kaydet onu da. Bak yazılı. 3. Tabiat leması hatimesine kadar. 23. lema. Ayet-i Kübra'nın hepsi mi bak? Ayet-i Kübra'nın, evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine giren her bir misafir diye başlayan birinci makamın başından ilham, vahiy mertebeleri hariç kalıp bak neyi de çıkartacaksın? Ta 18. mertebe olan kainatın hudus hakikati ta imkana kadar yeni hurufla, Latince ile, bir ihtar-ı manevi ile izin verdik. Daktilo ile, daktilo el makinesi ile kendilerine yazdılar. Siz de bu dört parçayı birden cilt yapıp yeni hurufla ehli inkara 12'lik top güllesi gibi atabilirsiniz. Tamam. Şimdi Kastamonu 147 okudum. Şimdi o şeyin İsmet'in dediği de şurayı da okuyayım, 56. Diyor ki, evet, Risale-i Nur size mükemmel bir mehaz olabilir. Ve ondan erkan-ı imaniyenin her birisine, mesela bak toplama nasıl yapacaksın, hangisi? Örnek veriyor. Mesela Kur'an kelimullah, kelamullah olduğuna ve icaz nüktelerine dair müteferrik risalelerdeki parçalar toplansa. Yani külliyatta dağınmış olan müteferrik parçalar toplansa, Yusuf. Dinliyorsun değil mi? Veya diyor, 2. Haşre dair ayrı ayrı burhanlar cem edilse ve hakeza mükemmel bir izah ve bir haşiye, bir şerh olabilir. Ha, bu budur işte. Yani haşre dair ayrı ayrı parçaları toplarsanız mükemmel bir izah, bir haşiye, bir şerh olabilir. Niye 3 tane söyledim? 1. Ayrı ayrı parçaları bir araya getirseniz mükemmel bir izahtır bu haşir konusunda. Bir haşiye, bir şerh de nedir? O izahın izahı da lazım, haşir parçaları. Bu sebeple başka yerden onun izahlarını da koymak burada haşiye ve şerhtir. Onlar talebelerine kaldı. İşte diyor ki, zannederim ki bunu kim yapacak?
Ustad zamandan sonra olacak. Zannederim ki hakaiki ali iman hakaiki aliye-i imani tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş. Başka yerlerde aramaya lüzum yok. İman hakikatlerini bu. Yalnız bazen izah ve tafsile muhtaç kalmış. Yani bazı yerler izah gerekiyor, tafsilat gerekiyor. Ne olacak? Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Ustad diyor ki benim vazifem bitti diyor. Ama sizin vazifeniz devam ediyor. Ne yapacağız? Ben ne yapacağım ustadım? İnşallah vazifeniz Hasan, şerh ve izahla ve tekmil, şerh, izah, tekmil, tahşiye ile, neşir, talim ile, talim bu ders yapmak. Belki 25. ve 32. mektupları telif ile, 9. şuanın 9 makamını tekmil ile, ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertip ve tefsir ve tahsi ile devam edecek. Bizim vazifemiz devam edecek. Hepsi ayrı bir konudur ama ben girmiyorum. Neyi? Şer ne demektir? İzah ne demektir? Tamam. İzahı yukarıda anlattı. Şerhle izahı anlattı. Diyor ki haşe dair ayrı ayrı burhanlar cem edilse. Haşir risal, haşir öldükten sonra dirilmeyi şualardan aldın. Sözlerden aldın. Lemalardan aldın, tamam mı? Aldın da aldın. Bunun adı mükemmel bir izah ve bir haşiye, bir şerh olabilir. Şimdi soracaklar, bu üçün ne farkı var? İzah, haşiye, şerh. Mesela izah şudur, izah. Bu haşir mevzularını topladın. Topladın dizdik ama gene sorular var içinde. Nasıl şey yapacağız onu? Mesela hakikat insaniye diye geçiyor 11. hakikatta diyelim. Ona bir haşiye düş. Bağla 269'da hakikat insanı anlatıyor diye. Sen ona şey düş. Not. Bağla. Yani toplama yapıyorsun. Onun içine toplama sokmuyorsun. Şeyler alamette koyuyorsun. Yani bağla BR 269. Sözler 72. Yani bunlar gene külliyata yollama yapıyorsun. Gönderme yapıyorsun. Bu da haşidir, şerhtir. Ama bunun dışında arkadaşlar ben size şimdi izah edeyim. Bu hakikati insaniye aldım sazı elime. Saatlerce konuşmak. Bu şudur. Böyle yapanlara başta kendimi koydum. Böyle yapanlara diyor ki bu böyle yapanlara aldım sazı elime diyenlere şahsi dükkanımdaki perişan emniyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım. Çıkarmak istemiyorum. Tamam. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in ama istinbat ettin mana. O şer haşiye oydu. Şer ise şer yapısı itibariyle mana mertebelerine işaret etmek. Yani bir mana şurada mana derinlikleri var. Şöyle şöyle manalar. Şunlar çıkarttım, bunlar çıkarttım, bunlar çıkarttım. Yani mesela diyelim ki haşirle alakalı bir yer ama haşın dışında orada bir latife insaniye var. Latife insaniye kalple ait bir latife olduğunu şu lemalar Emirda 146'da şöyle geçiyor. Şurada böyle geçiyor. Senin bu şerh senindir. Şerh ama külliyatın içinde dolaşıyorsun. Mana mertebesini anlatıyorsun. Çünkü derinliklerini göstermen lazım. Gene yer gösteriyorsun. Ama diyorsun ki bil mana bu benim tespitim. Mana derinlikleri burada mana var. Bunu kapatmıyor. Yoksa ilim durur. Terakki durur. Bu yolu kapatmıyor. Yani buradaki söylediğim metindir. Metin. Yani bu metine karşı cümleye karşı cümle söylemek. Yoksa kelimeyi alıp İçinde mana yürüyüşleri yapmak değil bu. İçinde mana ama atıf yaparken de yaptığın atıfı şurada bir paragraf okudun. Yarım saat atıf yaptın. Olmaz. Bunu boğmaması lazım. Unutturmaması lazım. Mana meratibi ne zaten? O şerhtir. Şer. Buna diye şeker. Edirne. Hatay, Rize, şehir. Belki telaffuz hatam olabilir diye söylüyorum. Rize Hatay değil mi abi? Şehir. Şer olmaz. Şehir olması lazım.
İlk önce he gelmesi lazım. Sen re mi diyorsun? Tamam sen de peki. Şer. Evet seninkisiymiş. Şeker Edirne Rize Hatay. Şer. Doğru. Şeker Edirne Rize Hatay. Doğru Allah razı olsun düzelttiğini yaptın. Şer bu. Yani o kelimenin dibine doğru enfusi tefekkür nedir o? İnceden inceye, derinden derine tetkikat yap. Ama dikkat edersen payandaların çapın burası. Çapı genişletmiyorsun. Dibe iniyorsun. Yani ki burada metne ait metin getirmek. Onu diyor. Yoksa içinde avlanmak caiz. Derenin içinde avlanmak caiz. Yoksa ilim durur. Evet. İkinci vecih şudur ki Kur'an hesabı ile ve dellallığı ve hadimliği noktasında benimle görüşmektir. Şu vecih ile gelenleri ale resivel ayin kabul ediyor. Hizmetle. Mesela üstadım bunu nasıl yapacağız, nasıl basacağız, burası doğru mu, tahsiye mi? Ustad kabul ediyor. Ama ustada gidiyorlar takır tukur takır falan. Niçin geldin? Ya çok büyük adam, duasını alalım. Bir görelim. Ustad diyor ki ben diyor adeta muzeşyası mıyım ki beni seyretmeye geliyorsunuz? Ne? Yani, dua uzaktan alırız. Ama yani ben biraz feyiz alırım. Risale-i Nur okumak benden 20 derecede daha fazla size fayda verir diyor. Uçtan bir mesela anlattı. Yani üstada böyle görmek için geliyor kesinlikle. Ama hasta da olsa, ateşi daha iyi olsa, hizmet için kim geliyorsa kalkıyormuş, birden canlanıyormuş yani. Allah Allah. Zaten söylüyor. Kur'an hesabı ile ve dellallığı ve hadimliği noktasında benimle görüşmektir. Şu vecih ile gelenleri aler resi vel ayn kabul ediyorum. Baş göz üstüne kabul ediyorum. Fakat bu görüşmek için şart ve garp mani olmaz. Belki yerin üstü ve altı dahi birdir. Burası orası aynı oluyor. Sureten görüşmeye o kadar lüzum yok. Şu anda da var zaten usta. Şu münasebetin de ve manevi görüşmenin de üç meyvesi var. Âli gözler görüyordur ustadı derste. Eğer ihlas varsa. Eğer bu ortamda ihlas varsa ustad gelir. İhlas yok. Başka bir şey var. Birbirini satmak, birbirinin arkasında şey var. Veya bir bu dersi bir yere göndermek adına ders varsa ihlas yok. O zaman ustad olmaz. Göndermeli ders olmaz. O kargoya yaparsın onu. Kargo yok. Burada ilk önce bana yaptı. Sen gelmemiştin. Bir başta. Öz eleştiriyi bana çakacak demiştim. Hatırlarsınız. O inşallah makbul-i ilahi olur. Çünkü kendime şey yapmış. Niye? Beni de birisi kulağımı çekecek. Daya dur. Dur. Rahat ol. Buradan. Çıkma. Avlan. Suda avlan. Sen gidiyorsun. Derenin dışına çıkıyorsun, tarlada avlanıyorsun, tavşan, yılan, efendim şunu bunu köpeği yakalıyorsun, tamam mı? Tavşanı yakalıyorsun, kuş yakalıyorsun, sonra suyun içine giriyorsun, suda gösteriyorsun. Aa bak ben bu tavşanı suda yakaladım. Sen burada avlan, buradakini, oradaki avlandığını buraya getirip de burada gösterme diyor. Anladık mı bunu? Bu güzel olmuştur. Derenin dışına çık. Git de tavşanı yakala, suyun içine sok. Millet hey suda yakaladım. Yalan söylüyorsun. Oltası kırılır yoksa. Olta kırılır. Doğru dedi. Bak benim o kafam çalışmamıştı. Birincisi, delallık ettiği mukaddes dükkanın mücevheratını benden almaktır. İşte o dükkandan şimdilik 12 küçük cevherleri size gönderdim. İkinci meyvesi, burası bize çok yakışıyor. Yani bu kadar çaktı da biraz iltifat ediyor şimdi bana. Diyor ki hepinize faydası, bana da faydası. Bak bu hepinize lazım. Diğerleri mesela senin o kadar alakadar etmiyordu şu yarım saat. Ama bu şu çok önemli. 5 farz namazını kılan. Bak sen öyle tafsilata giren değilsin. Ben de öyle. Bak 5 farz namazını kılan. Kılıyor musun kardeşim? Hamdolsun. 7 kebairi terk eden zatları onu da yapmıyoruz. Yani yap elhamdülillah 7 kebairi de işlemiyoruz. Şükürler. Evet ustadım. Gözüm açıldı vallahi. Şimdi tamam. Devam et. Devam. 5 vakit namazı kılıyoruz. Nadir abi. Neydi o 7 kebair?
Yedi kebap. Dur sayalım. Terk eden diyor bir de abi. Terk eden mi diyor? Yapmış olabilir yani. Ha aferin lan. Ulan helal olsun lan sana. Ulan Harun maşallah. Terk eden. Maşallah güzel değil mi? Çok güzel. Harika lan. Nokta atış. Çok maşallah. Bilmiyordum. Ve inan öğrendim. Terkin içinde yapanlar var. Yapmak var. Güzel değil mi? Çok iyi abi. Maşallah. Maşallah. Hakikaten barakallah. Elhamdülillah. Gururlar mı? Allah söylettirdi. Senin o kadar şey yapmaz o kadar. Peygamber deriz ki İsmet bizde İsmet. Tamam bak. Terk eden diyor. Yapmayan demiyor. Terk eden. Elhamdülillah. Ondan da epey kurtardık. Tamam. Tamamen kurtardık. Ne epeyse. Yedi kebairi terk eden. Mesut. Nasıl? Ballandıra ballandıra hoşuma gidenleri anlatıyorum. Tabii ya. Ama şimdi kadar çakıyordu ya. Şu ha terk eden ustadım zatla şu manevi münasebet ve görüşmek neticesi olarak ha bu derslerle vesaire görüşüyoruz ya. Ahiret kardeşliğine kabul ediyorum. Elhamdülillah. Tamam da karım ne olacak? Karımı da istiyorum da kardeş olduk ben tamam da benim bir sürü kardeşlerim de var. Ha bak diyor ki ben her sabah manevi kazancım neyse her sabah o ahiret kardeşlerimin sayfeyi amellerine geçmek için Cenab-ı Hakk'ın dergahına niyaz edip hediye ediyorum. Ustadım senin zamanında değiliz biz. Ne diyeceğiz şimdi? He? Eyle hakikatin sohbetine zaman, mekan, mani değil. Eyle hakikatin, nasıl bildi? Eyle hakikatin sohbetine zaman, mekan, mani değil. Kastamonu 57 idi unutmayın. Benim diyor şu andaki dualarıma gelecekteki nur talebeleri dahildir diyor. Gördünüz onu? Yukarıda yazıyor zaten. Yukarıda ne ya? Nerede vardı? İkinci vecihte diyor ya. İkinci vecihte. Ha bak. Kur'an hesabı ile ve delalı hadimliği noktasında benimle görüşmektir. Şu vecihle gelenleri alel resvel kabul ediyorum. Velayen kabul ediyorum. Fakat bu görüşmek için şark ve garp mani olmaz. Belki yerin üstü ve yerin altı dahi birdir. Yani yerin üstü ve altı dahi birdir. Süreten görüşmeye de o kadar lüzum yok. Vay be çok güzel. Bir de şu Kastamonu'dakinde daha tatmin olsun. Çünkü bu iş ciddi. Bizi alakadar ediyor. Çok mühim. Kaç dedim? 57 mi dedim? Evet abi. Ha bak. Emin o atla. Belki size de gönderecek Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri. Ustad diyor. Yani Kastamonu'dan yazıyor. Barla, İsparta'ya diyor. Diyor ki Risale-i Nur'un oradaki küçük talebeleri ve istikbalde kıymetdar şakirtleri olanlar istikbalde. Şimdi de talebeler dairesinde olarak hissedardırlar. Değil mi? Koş, tabii böyle şeyler ezberleriz. Şimdi bir de şark-garp meselesini mani olmadığını Barla 259 Barla 281'de şark, garp, dünya üstü, dünyanın altı, toprağın altı üstü fark etmiyor ehli hakikat için. Şimdi bir de okuyorum. Ben her sabah manevi kazancım neyse o ahiret kardeşlerimin sayfayı amaline geçmek için Cenab-ı Hakk'ın dergahına niyaz edip hediye ediyorum. Bak senin günahın ustadın o yükünden almışsan ki alıyorsun bastıramaz aşağıya. Çünkü rahmete mazar değil günah. Gadab olduğu için çoğalmaz o. Pisliktir, üstü kapatılır. Çekirdek ağaç olur. Pislik orada çürür. Pisliğin içinde bir tane tane olsa, çekirdek, atın pisliğin, ondan ağaç olur. Ama pislik yok olur. Onun için pislik, günahlar rahmete mazar olmadığı için şansına münasırdır. Sevaplar ise rahmete mazardır, nişanıma bulur. Ustadın sevabına ortak olduk mu, senin günah ne olacak ki? Ondan sonra, onlar dahi beni manevi hayratlarına ve dualarına hissedar etmelidirler. Ta hisselerini kazancımızdan alsınlar. Peki ustadı duaya kabul etmenin sistemini söyleyin. Nedir? Ne olabilir? Tesbihat. Aferin size. Tesbihat yapan
Bütün nurculardan alıyor, bütün sevaplarını nurculara veriyor. Güneş gibi. Sende de bir şey eksik olmuyor. Bak katlanıyor, şöyle diyeyim. Bir hatim okudun. Hiç kimseye bağışlamadın cimri. Bir hatim sebabın var. Herkese bağışladın, bir de bana da bağışladın. Kaç kişiye bağışladınsa o kadar katlanıyor. Sen hiçbir şey eksik olmuyor. Mesela neye benzetiyor? Ustad iki tane örnek veriyor onu. Bir mezarlığa diyor, Fatih okusan hepsine gider mi diyor. Bir, radyo istasyonunda birisi konuşsa, her elinde radyo olan vasıtasıyla onunla konuşmuş gibidir. Ama birisinin dinlemesi diğerlerine mani değil. Ya yeter kardeşim, oralardakiler de radyoyu açtı, bana az frekans geliyor demez. Bir radyo konuşmacı her radyo sahiplerine girdiği gibi bir Fatiha kabirdeki herkese gider. Eksik olmaz. İkinci örnek. Bir güneş bir anda şark, garp, batı, doğu, güneş, şey güney, elmadır, armuttur, ottur, şeftalidir, yabanlı şeydir, suyun altıdır, denizin öteki tarafıdır demeye hepsine ayrı ayrı aynı hakikati veriyor ve eksik olmuyor diyor. İşte bunlardan daha latif olan sebap hiçbirisine eksik olmaz. Onun için tesbihat yapan, hepsine radyo istasyonu veya güneş gibi hepsinin aynı ruhuna veriyor. Sen kendisinde eksik olmuyor. Tam tersine verdiği nispet kadar katlanıyor. Çünkü Allah diyor, öyle hadis var. Ve o kulum diyor muhtaç olduğu halde bunu yapıyor. E benim rahmetime ne olmuş diyor. Bana bir adım gelen ona adım diye ayet de var. Ha. Demek ki tesbihat yaptığın anda hepsine veriyorsun. Hepsine verme hakkına sahip olan merhametine almaya da sahiptir. Haç da aynı kanundur. Veriyor, 6,5 milyon insan maneviyatını alıyor haçta. İşte tesbihat da bunu şey yapıyor. Son şey okuyayım, cümleyi bitireyim. Üçüncü meyvesi, onları yanımda ya hakikaten veya hayalen hazır edip beraber dergah ile el açıp dua ederek ve Kur'an'ın hizmetine dair el ele, kalp kalbe verip gayet ciddi bir surette rabtı kalbetmektir. İşte kardeşlerim size şu üç meyve şimdiden hasıldır. Said Nursi radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun demek. Ne yapıyor? İrfanı söylüyor abi. He? Kalbine karşı kalp diyor yani. Tesbihatta şey oluyor. Ha, yani kalbine karşı kalp. İhvanina. Evet, evet, doğru. Evet abi. Bugün bir aceplik var sende. Doğru, hoşuma giden gariplik olması bana menfaat getiriyor. Kalp kalbe verip, kalp kalbe verip, ayna verip, ne olur sonsuzluk olur. İki aynayı düşün, ne aynayı koy oraya. Koy bir tane de buraya. Bir tane mi oraya koy veya sen dur. Nasıl gözükürsün, bak aynaya. Sonsuz. Ha, ama bu suret. Camit olduğum için. Mum koy. Yani güneşi koy. Nur olduğu için. Mesela şöyle diyeyim. Mum veya güneş. Aynaya vurduğu zaman ayna karşıki tarafa yansıtır. Ama beni koy aynaya, beni yansıtmaz. Kesif olduğum için. Sevaplar da nur olduğu için böyle. Aynalar birbirlerine böyle yansıyor. Ama hiçbirisinin eksik olmuyor. Aynanın içine giren bir insan. Peki altı tarafı da ayna olan bir adam düşün. Tavan ayna, yer ayna, sağ, sol, ön, ana, el, altı. Altı yön ayna. İçinde olan bir güneş düşün. Yani sevap. Ne olur? Bunlar birbirine sonsuz. Bunlar birbirine sonsuz. Bunlar birbirine sonsuz. Kaç etti? 4 tane sonsuz. Ne yapar? 4444. Anladınız mı? O zaman 4 getirdin. 4444 bu demek. 4 kişi demek, 4 tane sonsuz, yani kalbe mukabil kalp. Bak bir de yapayım 4'ü. Ne oldu, şaşırdın mı İrfan? Evet abi. Çok garip oldu değil mi şimdi? 4444 nasıl olur? 1. Tavana ayna koy. Yere ayna koy. Sağa koy, sola koy. Arkaya koy, öne koy. 4, ne yaptı? 6. 2 ayna karşı karşıya olursa burada sonsuzluk olur. 1. Burada ayna, burada yani karşılıklı ayna. Bunda bu değil. Bununla bu sonsuz olur. 2. Şunla şu sonsuz olur. 3. Kaç etti? Bir de sen varsın. 4. Koydun şu hakikat sonsuz. Bir de sen varsın 4.
O ayna çünkü senin dışında. Dört birleşince o zaman başka bir sır çıkıyor abi burada. Ne çıkıyor? Sanki Rabbül Alemin yani Rabbinden çıkıp o birleşince farklı. Ha yok bak şimdi. Dört yön, dört yön. Yani bir, iki, bak. Bir, iki, üç, üç tane oluyor değil mi? Ha bir de ortada konulan şey. Dört. Dört konulan bir şey olması lazım. Ki orada yoksa aynı aynı olur. 4444. Yani bir sıfır, şey, sonsuz olur. Bir şey ifade etmez. Kendini koymazsa bir şey evet, evet etmez. Çünkü sen de varsın. 4000. Peki. Bunların atıflarını size söyleyeyim, okuyayım. Ondan sonra tamam. Şimdi eli böyle uzatıyorum. Kardeşlerim, cümleyi okuyorum. Ondan sonra atıfını. Kardeşlerim, benimle görüşmek iki cihette olur. Emirda 2-213. Çünkü ben Kur'an-ı Hakim'in sırf bir hizmetkarıyım. Şu ortada. Çünkü yazıyor ya. Oranın açılımı Büyük Mesnevi 424. Ondan sonra şu bak ortada bir şey var. Kırmızı görüyor musunuz? Şu şahsi dükkanımdaki perişan, emniyetsiz şeyleri satışa çıkarmayacağım ve çıkarmak istemiyorum. Barla 138, muhakemat 28. Ondan sonra ben o mukaddes dükkanın hizmetkarı bana yeter. Emirdağ 1-79. Yani değerler çok da yani bunlar zor hatırlanacak yerler. Yoksa izahları Emirdağ 1-48 şunlar şunlar çok. Efendim aşağı inelim. Ha, onları tamam. Onları biliyorsun. Burası mühim değil. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs selavât. Allah'a emanet olun.